Yeni yasanın en önemli özelliklerinden biri halen 8 yıl olan Alman vatandaşlığına kabul için bekleme süresinin 5 yıla inecek olması. Hatta uyum konusunda özel bir başarı kaydedenler için bu süre daha da kısa olacak. Bundan sonra 3 yıl Almanya'da ikamet etmiş olmak yeterli sayılacak Alman vatandaşlığına başvuru için. Peki bu 3 yıllık başvuru süresinden hangi grup yararlanabilecek? Kimler olacak bu grupta? Çok ileri derecede Almanca bilenler, akademik veya meslek hayatlarında kendi çabalarıyla önemli başarı sergileyenler için planlanıyor. 3 yıllık süre bunlar bu kapsamda değerlendirilecek. İşte tam da bu noktada Almanya'ya yeni gelen, son yıllarda gelen ve yeni nesil Türkler olarak bilinen bu Türklere bu olanağın sunulmasının planlandığı anlaşılıyor. Yani şansını ileride iyi kullanan ve ülkeye uyum sağlayanlar hızlı bir şekilde 3 yıl sonra Alman vatandaşı olarak Almanya'da kalabilecek. Planlanan yeni yasanın bir diğer özelliği ise Alman vatandaşlığına geçecek kimseye geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkması şartının koşulmayacak olması. Yasanın içerdiği ve Türk vatandaşları bakımından getireceği en önemli değişikliklerin başında ise kuşkusuz çifte vatandaşlık hakkı var. Ee, Alman vatandaşlık yasası şimdiye dek Avrupa Birliği ve İsviçre vatandaşları dışında pek çok ülke vatandaşına e, çifte vatandaşlık imkanı tanıyor ama ülkede en büyük göçmen grubu konumundaki Türk vatandaşlarına bu hakkı vermiyordu. Yeni düzenleme ile Türk vatandaşları da kendi vatandaşlıklarından yani Türk vatandaşlığından feragat etmeden ikinci vatandaşlık olarak Alman vatandaşlığını da alabilecek Yasa teklifi Haziran 1974'ten önce Almanya'ya gelen o zamanki e, tanımlamayla misafir işçilerin yazılı dil sınavını geçme zorunluluğunda kaldırıyor. Birinci kuşa, e, kuşak, birinci nesil, yani şu anda e, artık 70-67 yaş üzerinde olan e, misafir işçilerden Almanca bilmeleri koşulu aranmayacak. Bu da yaşlı kuşağa yönelik bir jest esasında şeklinde yorumlanıyor. 1960 ve 70'li yıllarda Almanya'ya gelenlerin büyük bölümünün Almanca konusunda sorunları olduğu ve o yüzden Alman vatandaşlığına başvurmadığı biliniyor. Yasanın önümüzdeki günlerde meclisten geçtikten sonra yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle Almanya'daki birinci kuşağın yanı sıra ikinci kuşak Türklerin ve son 3-4-5 yılda Almanya'ya göç eden ve eski Almanyalı Türkler tarafından beyaz yakalılar olarak tanımlananların Alman vatandaşlığına geçiş başvurularında artış yaşanması bekleniyor. Almanya'da 3 milyondan fazla Türkiye kökenli göçmen var. Ancak bunların sadece %10'u hem Alman hem de Türk vatandaşlığına yani çifte vatandaşlığa sahip. Almanya Türk toplumu 1 milyona yakın Türk vatandaşının yeni uygulamadan yararlanacağından yola çıkıyor. Çifte ve hatta bazen daha fazla vatandaşlığa aynı anda sahip olmak çoğu Avrupa ülkesinde esasında son derece normal bir durum. Örnek olarak Fransa'da, Birleşik Krallık'ta, Portekiz'de, Polonya'da, İsveç'te, Finlandiya'da, Belçika'da toplamda 5 yıl boyunca yaşayan kimseler bu sürenin ardından vatandaşlık başvurusu yapabiliyor. Eğer hatta eşleri söz konusu ülkenin vatandaşlığına, örneğin Fransa'ya, Fransız vatandaşlığına sahipse süre burada da 3 yıla inebiliyor. Öte yandan bu ülkelerin vatandaşlığını alan göçmenler önceki vatandaşlıklarından çıkmak zorunda kalmıyorlar. Yani özetleyecek olursak Almanya'da bu yeni uygulamayla çok uzun bir bekleme süresinin sonunda e, Türkler açısından en azından Avrupa'daki diğer komşularının standartlarına ulaşmış olacak.